Selamünaleyküm arkadaşlar. Şerbet hazırlayacağım arılara. 5 litrelik bir pet şişe. Bu da bu arı vitamini. Biraz vitamin vereceğim arkadaşlar. Yani her kovan başı bir çay kaşığı koysanız tepeleme böyle. 3. Ben göz kararı koyacağım. Siz birer çay kaşığı koyun arkadaşlar. Rüzgar şu bu. Esasında polen tozu olsa çok güzel olacak ama polen almamıştı. Bir de tabi dışarıdaki polenlerin de sağlıklı mı sağlıksız mı kolonilerden geldiğini de bilmediğimiz için. Bu da kekik suyu. Sindirimi, dışkı atımını kolaylaştırır. Bunu genelde ilkbaharın ilk günlerinde uyanışa geçtikleri zaman, uyandıracağı zaman, yani arının uçuşa başladığı zaman bunlar verilse çok daha iyi olur. Çünkü 4-5 ay şey yapıyor, salkında kalıyor. Dışkısını rahatlıkla dışarıya atabilir. Bunları da poşetle vereceğim arkadaşlar. 5 litrelik pet şişe, 2,5 kilo şeker var bunda. Azar azar veriyor. Dün gelip baktığımda bazılarında stok sıkıntısı vardı. Onlara ikişer gün arayla şerbet vereceğim gelip. Bir de evde kek yaptım. O zayıf kolonilere vereceğim keki. Kekte de kekik suyu var. Bu vitaminden de var. Daha pudra şekeriyle hazırladım ben onu. Suyu çeşmeden yeni doldurduk. Biraz soğuk. Kışın veya sonbaharın sonlarına doğru şerbet vereceğiniz zaman arkadaşlar ılık şekilde verin. Arı yani şey olmasın. Üşümesin. Şimdi bunu arılarımıza vereceğiz arkadaşlar. Bir de eşek arılarına mesela şurada bir tane tuzağım vardı. Şu tarafta bir tane tuzağım vardı. Hem kovanı devirmiş, ormandaki yaban hayvanı, artık ne devirdiyse. Şimdi böyle balık kestim koydum, biraz daha sıktım. Yani 1, 2, 3, 4 tane kaldı. 1, 2,
4 tane tuzak kaldı arkadaşlar. Bunları da önce güçlüden vermeye başlıyorum şerbeti. Güçlüden vermeye başlayalım ki yağma olmasın. Arkadaşlar şerbetleri de verirken arının gücüne göre verin. Körüğü yakmadım. Körüğü yakayım. Yaktım. Ona göre geldim. Uzun unuttuk herhalde ya. Tabi kamerayı durdurmuşum. Biraz önce şeyi verdik ama durdurmuşum. Çalıştırmayı unutmuşum. Şerbetle kek vermiştim. O biraz zayıftır diye. Şimdi kovanların da gücüne göre veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde veriyoruz. Buna kek vermeyeceğim. Bir tane de kekli şey yapayım. Göstereyim size. Kekli şu yenilere şunlara şey yapayım. Eldiven takmak lazım. Bir de geçirdi. Kovanı daha açar açmaz. Elimde herhalde balık kokusu vardı, onu sevmediler. Ondan olmuş olabilir arkadaşlar. Buna bakmamışız. Şeyi almadığımıza göre. Şu gözlüğümü de takayım. Bugün 14 Ekim. Evet arkadaşlar, buralar polen, şuralara bal getirmiş, verdiğimiz nektarı depolamış. Ama bir yağmur yağsa burada pürenler açacak, çok güzel püren balı olur. Evet, o balık kokusuna öyle tepki verdiler. Arkadaşlar, anaarımız burada, boyamışız onu da. Şura bal kemeri, yumurta alanı. Şuralarda da günlük yumurtalı larvalar var. Burada da aynı şekilde. Tabi bundan mevcutları az. Bunlara biraz daha şimdi vitaminli şurup veriyorum. Bir de kek hazırladım. Arılar ne kadar güçlü olursa bu aylarda
O kadar iyi arkadaşlar. Gerçi stoklar da var. Evet, stokları da var. Az bir şey vereceğim buna. Ve bu keki hazırlamıştım. Şimdi arkadaşlar, şuna da değineyim size. Mesela bu arıya bir arkadaş sormuş, polen versek ana arı yumurtlar mı? Daha fazla yumurtlar mı? Şimdi arkadaşlar, doğanın bir dengesi var. Doğa da kış geldiği zaman ölüyor. Baharda tekrar geri canlanıyor. Hayvanlar da inine çekiliyor kışın. Yani bunlar kendilerine hava durumuna göre hepimizden çok daha iyi biliyorlar. Ayarlıyorlar. Biz sadece ne yapıyoruz? Bunlara yön veriyoruz, arılara. Kovanlara yön veriyoruz. Şimdi sırf polen vermeyle olmuyor. Bakın, ben buna şimdi şerbet verdim. Buna ben her gün şerbet versem ne olacak ki? Mevcudu belli. Şimdi polen verdin. Tamam, çok güzel. Çıtaların arasına serpeledin. Veya polen keki yaptın şöyle, az bir şey şerbet döküp hamur halinde kek getirdin, koydun kovanına. O da güzel bir şey. Ama mevcudu da kovanın, arı mevcudu da yeterli olması lazım arkadaşlar. Yeterli olmadıktan sonra istediğin kadar polen keki ver. Zararı var mı? Yok. Hiçbir zararı yok. Faydası da vardır. Ama arınızı bak, seyrediyorum, adamın 10 çıtası var. Ya 10 çıta arı da güzel kardeşim. 10 çıta arı birleştirse, şey yapsa çok daha sağlıklı olacak. Birleştirmemiş. Onu da çekiyor, millete gösteriyor. Yani her bir çıtada bir avuç arı ya var ya yok. Ne olacak ki o bir çıta? Onu sirkelersin, 4 çıtaya düşürürsün, dolu dolu arı olur. Polen kekini ver, şerbetini ver, ana arı yumurtlar, fazla da şerbet de vermeyeceksin. Yani şimdi şerbet verip ana arıyı teşvik edersin, bu sefer yavru yok, tüketen fazla yok. Ne olacak? Bal bloki olacak. Ana arı bu sefer dolaşacak, yumurtlayacak, yer arayacak, bulamayacak. Yani bunlara da çok dikkat edin arkadaşlar, kovanına göre hareket edin. Kovanına göre şerbet verin, kek verin, hazırlayın. Bu şekilde hareket ederseniz daha doğru olur. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.